Merhaba, ismim Umut Yalçın. Türk Traktör Fabrikası'nda teknik eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu videoda sizlere otomatik dümenleme sistemlerinde kullanılmakta olan XCN ekranların özelliklerinden ve bu ekranlarda yüklü olarak gelen Precising IQ uygulamasının kurulum ve kullanımından bahsediyor olacağım. Bu uygulama ile birlikte hatlarımızı oluşturabilir ve bu hatlarda otomatik dümenleme sistemini devreye alarak traktörümüzün operatör hatalarını en aza indirmiş şekilde düz gitmesini sağlayabilmekteyiz. XCN 750 ve XCN 1050 ekranlarımızın kutu içeriğinde ayrıca NAV900 antenlerimiz bulunmaktadır. Bu antenler traktörün tepesine monte edilerek uydulardan gelen sinyaller alınmakta ve traktörümüzün dünya üzerindeki konumu noktasal olarak belirlenmektedir. Egnos sinyal kalitesi, ekranlarımızla birlikte ömür boyu kullanabileceğiniz 30 santim hassasiyete sahip sinyallerdir. Eğer bu hassasiyeti arttırmak isterseniz, Rangepoint RTX ya da Centerpoint RTX şifrelerini satın alabilir, yıllık aboneliklerle birlikte 2,5 santim hassasiyetlere kadar çıkabilirsiniz. Ayrıca otomatik dümenleme sistemlerinde RTK sinyalini de kullanabilmektesiniz. Yine 2,5 santim hassasiyetlere sahip bu sinyali kullanabilmeniz için traktörünüze ek bir modem ve internete bağlı bir sim kart satın almanız gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde sistem internet üzerinden aldığı RTK sinyalleriyle birlikte traktörümüzü 2,5 santim hassasiyetlerle hat üzerinde tutmaya devam edecektir. Sistemi devreye alındığında traktörünüzün tüm kontrolleri direksiyon yerine takılan yeni bir elektronik motor ile gerçekleştirilecektir. Sistemden aldığı emirler vasıtasıyla dümenleme işlemini gerçekleştirecek olan elektronik motorumuz bir platform kiti ile birlikte traktörünüze sabitlenmektedir. XCN ekranlarımızın içerisinde kurulum ve kullanım sırasında kullanılmak üzere iki farklı uygulama yüklü olarak bulunmaktadır. Bu uygulamalardan ilki uygulama merkezidir. Uygulama merkezi, tabletinizin içerisinde yüklü olan uygulamaları görebileceğiniz,
ve ek uygulamalar yüklemek için marketten yararlanabileceğiniz bir aplikasyondur. Ayrıca bu uygulama içerisinde üst yukarıda bulunan üst tuşa basarak uygulama merkezini göz atabilir ve lisanslarınızı kontrol edebilirsiniz. Menü içerisinde yer alan lisanslar sizin ekran ve Now 900 sisteminizde kurulu olan lisanslarınızı göstermektedir. Now 900 ve ekran için ayrı ayrı lisanslar satın alabilir ve sisteminize farklı özelliklerde kullanabilirsiniz. Bu sistem içerisinde yeni lisanslar eklemek için artı tuşuna basarak QR kod taramasını açabilir ve sizlere gönderilen QR kodları okutarak yeni lisanslar tanımlayabilirsiniz. Uygulama merkezinin yanı sıra Precision IQ uygulaması tabletimiz içerisinde yüklü olarak gelmekte ve otomatik dümenleme işlemlerimizi bu ana ekrandan gerçekleştirmekteyiz. Öncelikli olarak bu ekranın da ayarlanması için bazı ayarları kendimize göre yapmamız gerekmektedir. En alt sol köşede yer alan ayarlar tuşuna basarak ayarlar menüsünü açabilir ve burada birimler ve ölçüler kısmını kendi tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Türkiye genelinde genellikle kilometre ve metre cinsinden metrik ifadeler yer aldığı için ekran birimleri kısmından metrik seçeneğini seçmeniz kolay bir kullanım sağlayacaktır. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu bilgi kutucuklarını tek tek inceleyelim ve gerekli olan bilgileri girerek otomatik dümenlemeyi çalışır hale getirelim. Sistem kurulumunu gerçekleştirmek için ilk adımımız uydu sinyallerinin kurulumunu gerçekleştirmektir. Uydu sinyallerini kurmak için sol üst köşede yer alan CNSS kutusunu seçiniz. Açılan sayfa içerisinde sağ alt köşede yer alan düzenle seçeneğini seçerek ayarlar menüsüne erişiniz. Düzeltme kaynağı eğer EGNOS sinyali kullanıyorsanız otonom, eğer range point ya da center point seçeneklerini kullanacaksanız düzeltme kaynağı menüsüne girerek range point ya da center point uydu sinyallerini seçmeniz gerekmektedir. Elimizdeki sinyaller center point uydu sinyali ise ayarlar menüsünden ek bir ayar yapmanız ve frekans aralığını Türkiye'de kullanılan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika band aralığına getirmeniz gerekmektedir. Bu seçeneği seçtiğinizde Türkiye için olan sinyaller ayarlamasını gerçekleştirmiş olacaksınız. Kaydet seçeneğine basarak bu düzeltmeyi gerçekleştirin. Kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra sistem uydularla birlikte bağlantı kurmaya başlayacak ve alınan sinyaller doğrultusunda dünya üzerindeki konumunuz belirlenmeye başlayacaktır. Bu işlem sinyal tiplerine göre değişik sürelerde gerçekleştirilebilir. Center Point RTX için 15 dakikalık bekleme süresini gerçekleştirdiğimizde sol üst köşede yer alan uydu işareti yeşil renk alacak ve bağlantımız tamamlanmış olacaktır. Beklenen süre sonunda sol üst köşede yer alan uydu sembolü yeşil rengi aldığında uydu sinyallerinin ayarlamaları tamamlanmış olacaktır. Bu işlem sonunda ana menümüze döndüğünüzde CNSS ekranının köşesinde yeşil yani ayarlandı ibaresini göreceksiniz. Daha sonrasında araç profilleri, ekipman, tarla ve görev kayıtlarını gerçekleştireceğiz.
Yeni bir ekipman kaydı gerçekleştirebilmek için ekipman seçenekleri kısmında açılan pencerede sol alt kısımda yer alan yeni seçeneğini tıklayınız. Açılan pencerede uygulama veya cihaza yok olarak seçin ve devam tuşuna basın. Operasyonlar sayfasında yapacağınız tarımsal faaliyete uygun olarak farklı tipte ekipmanlar görüntülenecektir. Hangi tip işlem yapacaksanız bu işleme uygun ekipman seçeneğini seçiniz. Örneğin dikim yapmak için dikim ekipman kısmına tıklayınız ve ileri tuşuna basınız. Ekipman türünü seçmek için standart dikim makinesi seçeneğini tıklayın ve ileri tuşuna basın. Standart dikim makinesi ismiyle bir kayıt oluşturuldu. İsterseniz bu alana tıklayarak farklı bir isim verebilir ve makinenizi farklı bir isimle kaydedebilirsiniz. İleri tuşuna bastığınızda ekipman ismi girildikten sonra sisteme bağlantı türünün girilmesi gerekmektedir. Bağlantı türünü sabit bağlantı noktası olarak seçebilirsiniz. Burada ikinci bir istekte uygulama noktasının traktöre olan uzaklığının ölçülmesidir. Yani ekipman ile traktör arasındaki mesafe ölçülmeli ve bir numaralı kutucuğa bu bilgi girilmelidir. Bu bilgiyi sıfır olarak da belirleyebilirsiniz. Ekipman genişliklerini tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilmeniz için sağ taraftaki menü çubuğu aktif hale gelecek ve bastığınızda uygulama kontrolleri sayfasına girilecektir. Herhangi bir uygulama kontrolü olmadığı için bu sayfayı da ileri tuşuna basarak atlayabilirsiniz. Bu işlemler sonunda bir özet ekran karşınıza çıkacak ve ekipmanınızın kaydını tamamlamanız için de sağ tarafta yer alan yeşil OK tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Standart dikim makineniz artık listenin içerisinde yer alıyor ve seçilir durumdadır. Bir sonraki aşamaya yani tarla seçimine geçilebilir. Menüsüne giriş yaptığınızda eğer tabletiniz internete bağlıysa sağ tarafta haritalar resmini göreceksiniz. Yeni bir tarla eklemek için sol alt köşede yer alan yeni butonuna basınız ve eklemek istediğiniz tarlaya vereceğiniz bir ad giriniz. Bu ad tarlanızı size hatırlatmak için herhangi bir isim olabilir. Tarla 1 olarak kaydımı oluşturuyorum ve kaydet tuşuna basarak tarla 1 konumumuzu seçmiş oluyoruz. Tarla seçiminizi gerçekleştirdikten sonra ekipman seçiminize bağlı olarak görevler sekmenizde yeşil yani aktif hale geldi. Artık sağ alt köşedeki başlat seçeneği de yeşil yani aktif edilebilir haldedir. Burada başla seçeneğine basarak otomatik dümenlemeye başlayabilir ve sistemi kontrol edebilirsiniz. Dümenleme ana ekranında sol üst köşede yer alan uydu sinyal durum simgesi farklı renklerde çalışarak sizlere sinyal hakkında bilgiler vermektedir. Yeşil yanıyor ise sinyal var, sarı yanıyor ise sinyal yetersiz, kırmızı yanıyor ise sinyal yok anlamına gelmektedir. Üst menüde yer alan sapma değer bilgisi ise traktörünüzün belirlemiş olduğunuz hattan ne kadar sağa ya da sola kaçtığını metre cinsinden sizlere göstermektedir. Okların sağ yönde olması traktörünüzün hattın sağında olduğunu, sol tarafta olması ise sol tarafında olduğunuz anlamına gelmektedir. Ayrıca üst menüde ilerleme hızınızı ve işlediğiniz hektar alanında görebilmektesiniz. Üst menüde yer alan bir sonraki tuşumuz ise işlenmiş alan boyama tuşudur. Bu tuşumuz normalde sarı renkli olarak görünmekte ve traktörümüz ilerledikçe harita üzerinde herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ancak bu tuşa basarak yeşil hale getirdiğinizde ekipmanınızla birlikte yaptığınız işlem yerlerini harita üzerinde farklı bir renkte görüntüleyebilmektesiniz. Üst menü içerisinde yer alan bir sonraki tuşumuzda otomatik dümenlemeyi aktif hale getirdiğimiz direksiyon resmimiz. Bu direksiyon resmi sarı renkli ise sistemimiz otomatik dümenlemeye hazır halde demektir. Sarı renkliyken direksiyon resmine basarak
yeşil hale getirebilir, yani otomatik dümenlemeyi aktifleştirebilirsiniz. Otomatik dümenlemeyi aktifleştirmek için öncelikli olarak bir tarla ve AV hattı çizmeniz gerekmektedir. Ana ekranımızda sol tarafta harita üzerine konumlandırılmış 4 farklı kutucuğumuz bulunmaktadır. Bu kutulardan ilki ek bilgi kutuları. Bu kutuyu seçerek içeriğinde dijital pusula, hız bilgi ekranı gibi ek bilgileri harita üzerine getirebilir ve ana ekrandan sürekli gözlemleyebilirsiniz. Sol taraftaki menüde ikinci kutucuğumuz ise katmanlar kutucuğudur. Bu kutuya basarak kapsama alanı, hız, yükseklik, GPS, yönlendirme gibi bilgileri harita üzerine farklı renkte bulundukları konuma uygun bilgilere sahip olarak görüntüleyebilmektesiniz. Sol taraftaki menünün en altında ise notlar ekleyebileceğiniz bir alan yer almaktadır. Notlarımız farklı amaçlarla eklenebilir. Örneğin bir ağaç ya da direk var ise tarlanın içerisinde sabit bir nokta. Kullanılmaması gereken bir yol var ise ya da hat var ise kullanılmayan hat işareti. Verimli alan işaretlemek için ya da verimsiz alanlarınızı da işaretlemek için sistemimizde seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Yan tarafında açılan kayıt tuşuna basarak hareketleriniz kaydedilecek ve tekrar kayıt tuşunuza bastığınızda işleminiz tamamlanacaktır. Sol tarafta en son tarla kaydını oluşturabileceğiniz ve AV hatlarınızı çizebileceğiniz bir sekmemiz daha bulunmaktadır. Bu sekmenin içerisine girdiğinizde tarla oluşturmanız için sizlere 3 tane farklı seçenek sunulacaktır. İçerisinde işlemler aynı şekilde yapılması gerekmektedir. Bir tarla oluşturabilmek için dikdörtgen resimli simgeye tıklayınız ve açılan sayfada öncelikli olarak nokta kaydediliyor seçeneğinden kaydırma işleminizi sağa ya da sola olacak şekilde seçerek yapınız. Yeşil renkli tamam tuşuna bastığınızda sistem bir sonraki sekmeyi açacak ve kayıt tuşu karşınıza çıkacaktır. Traktörünüzü çalıştırın ve tarlanızın çevresinde tam bir tur atacak şekilde tarlanızı kaydedin. Bu işlem sırasında herhangi bir nedenle durmak zorunda kalırsanız durdurma düğmesine basmanız, eğer herhangi bir nedenle bu işlemi iptal etmek isterseniz de çarpı işaretine basmanız yeterli olacaktır. Kaydınızı sonlandırmak için ise tekrar kayıt tuşuna basmalı ve tarlanızı kaydetmelisiniz. Traktörünüzün tarla üzerinde takip edeceği ana yol anlamına gelen AB hatlarımız 3 farklı tipte sistemde tanımlanabilmektedir. Bunlardan ilki AB düz hattımız, ikincisi A plus hattımız ve üçüncüsü de eğri hattımızdır. Düz AB hattı oluşturabilmek için öncelikli olarak üzerinde A ve B harfinin bulunduğu hat çizgisine basınız. Ekranınızda A, B, okeyleme ve iptal etme tuşları görüntülenecektir. Tarlanızın ilk sırasının başına gidiniz ve A harfine bu noktada basınız. Daha sonra traktörünüzü hattın en sonuna kadar sürerek bu noktada da B harfine basıp okey tuşuna basınız. Sistem A ve B noktalarını dümdüz olacak şekilde otomatik olarak birleştirecektir. Traktörünüzle ne kadar farklı yönlerden giderseniz gidin, A ve B noktalarını belirlediğinizde sistem iki noktayı düz bir şekilde birleştirecek ve dümdüz bir hat oluşturulacaktır. Traktörümüzü otomatik dümenlemeyi devreye alabilmek için direksiyon resmimizde yeşil hale gelmiş olacak. Yeşil direksiyon resmine basarak otomatik dümenlemeyi aktif hale getirebilir ve AB hattı üzerinde direksiyona dokunmaksızın otomatik dümenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
Sistemde AB hattı oluşturabilmek için ikinci yöntemimiz ise A+ özelliğidir. Bu özellikle birlikte hattın sonuna gitmeksizin tek bir noktada AB hattı oluşturabilmektesiniz. Bunun için üzerinde sadece A harfi bulunan ok resmine basınız ve bu simge ile birlikte açılacak olan pusula işaretinde traktörünüzün önünün hangi yöne baktığını derece olarak görebileceksiniz. Bu sayede hangi derecede hat oluşturulmasını istiyorsanız traktörünüzü döndürünüz ve yeşil ok işaretine basınız. Bu sayede seçmiş olduğunuz derece ile birlikte traktörünüzün hattı oluşturulacaktır. Tarlanızın içerisinde düz hatlar yerine eğri, yani şeklini sizin belirleyeceğiniz hatlar kullanmak istiyorsanız AB eğri hat tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu tuşla birlikte kayıt tuşunuz ekrana gelecektir ve kayıt tuşuna bastığınız anda traktörünüzün tüm hareketleri sistem tarafından anlık olarak kaydedilecektir. Durdurmak ya da duraklatmak isterseniz diğer durdurma veya duraklatma tuşlarını da kullanabilirsiniz. Hattın sonuna geldiğinde kayıt tuşuna tekrar bastığınızda sistem kaydetmiş olduğunuz tüm yolun aynısını dalgalar halinde tüm tarlanıza uyacak şekilde kaplayacaktır. Ekranımızın sağ tarafında yer alan menü tuşlarında ise öncelikli olarak paten seçimi, yani birden fazla AB hattı oluşturduysanız eğer ya da farklı ekipmanlarla birlikte kullanmak istiyorsanız aynı tarlanızı, bunun için paten seçimi, yani AB hat seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Sol tarafta yer alan menümüzün içerisinde yer alan ikinci kutumuzda da otomatik yönlendirmenin agresifliğini seçebilmektesiniz. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak agresifliği azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Bu değerin değişmesi direksiyonunuzun daha hızlı tepki vermesi ya da daha yavaş tepki vermesi anlamına gelmektedir. Ve sistemimizdeki son noktaya geldiğimizde ise yönlendirme ayarlarını sağa ya da sol yöne kaydırabildiğimiz kaydırma tuşlarımız da sağ taraftaki menüde yer almaktadır. Bu sayede oluşturduğumuz hatlarımız herhangi bir nedenden dolayı kaymışsa ya da daha farklı bir noktadan işlem yapılmak isteniyorsa kaydırma yöntemi buradan ayarlanabilmektedir. Videomuzda otomatik dümenleme ayarlarını birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.